Buyurun Sayın Bekaroğlu, süreniz 10 dakikadır. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, 39 sıra sayılı kanun teklifi geneli üzerinde şahsım adına söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu kanun yeni bir torba. bildiğimiz gibi daha dün 71 maddelik bir torbayı tamamlayıp depoya sevk ettik. Şimdi alelacele 17 maddelik başka bir torba yasayı görüşüyoruz. Ya gerçekten değerli arkadaşlar, bu torba temel yasa, yasama kurnazlığı, bıktık. Yani söyleye söyleye bıktık, utanıyoruz gerçekten değerli arkadaşlar. Ya bu meclisi, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hakarettir bu arkadaşlar. Bu yaptığımız şey, kendi kendimizin itibarını sıfırlıyoruz. Şimdi üzerinde görüştüğümüz bu 17 maddelik mini torba 9 Ocak 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilmiş değerli arkadaşlarım. Aynı tarihte esas komisyon olarak Plan Bütçe Komisyonu'na sevk edilmiş. Diğer ihtisas komisyonlarını ilgilendiren bazı maddeler içermesine rağmen herhangi bir tali komisyona gönderilmemiş. Oysa bu 17 maddede bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 Plan Bütçe Komisyonu'nda doğru. 7. madde Bayındırlık İmar Araştırma ve Turizm Komisyonu'nda görüşülmesi gerekiyor. 8, 9, 14, 15. maddeler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar Komisyonu'nda, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşülmesi lazım. 10. madde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşülmesi gerekiyor. 13. madde Dişleri Komisyonu'nda görüşülmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Şu anda görüştüğümüz bu 17 madde çok değişik bakanlıklarla ilgilidir. Peki size soruyorum, nerede o bakanlar? Bu nasıl bir kanun şey yapmak? Yani arkadaşımız Cemal Bey getirdi, dolaştı, torbaya doldurdu, getirdi. Yani biliyoruz ki ya hükümet getiriyor bunu. O zaman bakın arkadaşlar, burada bir garabet var. Ya Cumhurbaşkanlığı sistemi baştan sona garabet, ama burada müthiş bir garabet var. Böyle olmaz. Yani burada anayasa değişikliği mi yapılacak? İş tüzük yeniden mi gözden geçirilecek? Ya otursun meclis, ya burada oynamayalım ya. Beşiktaş mı oynuyoruz? Kanun yapıyoruz değerli arkadaşlarım ya. İnsanların hayatını değiştirecek kanunlar çıkarıyoruz burada. Böyle bir şey olur mu? Bunlar düzelsin. Bakın Plan Bütçe Komisyonu'nda da hızlı bir şekilde görüşüldü. Bitti geçti. Peki bu nasıl kanun yapma tekniği ya? Bu soruyu sormaktan bıktık, usandık değerli arkadaşlarım. Maddelerle ilgili maddeler gelince arkadaşlarımız konuşacaklar, ama iki tane maddeden söz etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi 7. madde değerli arkadaşlarım. Kıyı kanunu ile ilgili. Yani o kadar bir istismar, o kadar gelişigüzel kullanıyoruz ki anayasa, yasalar, bize geçmişten kalan miras, gelecek kuşaklara bırakacaklarımız, bunların hiçbir değeri yok değerli arkadaşlarım. İlgili madde geldiğinde, önerge üzerinde konuşurken ayrıca ayrıntıya gireceğim. Başka bir madde var, 14. madde. Alavera maddesi bu. Alavera maddesi, bak şey soruyor, nasıl bir madde, böyle bir madde olur mu? Ben böyle bir madde getirmedim diyor. Bakın, bilirsiniz değil mi? Hani şeyde gelecek senenin mahsulü işte bakılır, satılır, o başkasına satar. İşte bunu alavera derler. Şimdi Sayın Öztürk kardeşimiz, Sayın Milletvekilimiz enerji piyasası ile ilgili böyle bir şey getiriyor. Daha üretilmemiş enerji bu şekilde satılacak değerli arkadaşlarım. Bunlar iş değil. Bakın değerli arkadaşlar, yani bu işin bir ciddiyeti var. Ciddi gitmek gerekiyor. Bugün Sayın Bakan, Maliye ve Hazine Bakanı'ndan söz ediyorum. Her gün aynı şeyleri tekrar edip duruyor. Bugün de dedi ki biz mali disipline sıkı bir şekilde bağlıyız. Bağlı olmaya da devam edeceğiz. Ve iki gün önce de 2018 yılı merkez yönetim bütçesinde 72,6 milyar TL açık verdiklerini söyledi. Bakın burada kendi söylediği rakamdan gerçekten bu disipline bağlı mı değil mi anlatayım size. 2018 yılı bütçesinde borçlanma için 53 milyar, yani açık vermesi için 53 milyar TL öngörülmüş değerli arkadaşlarım. 72,6 milyar TL açık vermişler. Ama bakın bunun 15 milyarı bedelli askerlikten, 9 milyar bedelli askerlikten 15 milyarı imar barışından gelmiş. Eğer bunlar olmasa 97,1 milyar TL olacak bu açık. Bu nasıl bir mali disipline uyma? Böyle bir şey var mı? Gelecek senede bunların nasıl, ne olacağı ayrı bir şey. Değerli arkadaşlarım,
Siz dün de konuşmamda ifade ettim. Siz bir taraftan kriz yok falan diyorsunuz ama krizi ötelemek için bir takım tedbirler alıyorsunuz. Öbür taraftan da seçim kazanmak için veriyorsunuz. İşte yeni işte kredi kartları yapılandırma, KOBİ'lere yeni teşvikler, vergilerden vazgeçmeler, işte cezaları affetmeler dünya kadar getiriyorsunuz. Yani geleceği çoktan harcadınız. 31 Mart'tan sonra ne olacağı, 31 Mart'tan sonra ne olacağı bilmiyoruz. Şu anda Ağustos böceğisiniz ama 31 Mart'tan sonra ne yapacaksınız, ne gelecek ve bunların bedellerini kim ödeyecek belli değil. Başka bir rakamla, başka bir konu üzerinden gerçekten mali disipline uyuyor musunuz, uymuyor musunuz? Krizle mücadele ediyor musunuz, etmiyor musunuz sorusuna cevap arayalım. Borçlanma ile ilgili değerli arkadaşlarım, bakın siz ilan ettiniz. Ocak-Mart ayında 44,4 milyar TL'lik borç servisine karşılık 42,3 milyar TL'lik iş borçlanma yapacaksınız. Ama bu borçlanma nasıl yapılıyor? Bugün Sayın Bakan'ın açıkladığı gibi değil. Sayın Bakan diyor ki borçlanmalar çok kolay yapıyoruz, faizler düştü. Peki değerli arkadaşlarım size soruyorum, faizler nereden 20'ye düştü? Ha diyor ki 24'ten 20'ye düştü. Öyle değil değerli arkadaşlarım, bakın. Hazine 2018'de ve bu yıl 2011 ve 12 yıllarında aldığı borçları ödüyor. Hatırlanmada yarar var. O yıllarda hazinenin iç borçlanmasındaki ortalama maliyeti %6-8 aralığında idi. %6-8 aralığından şu anda %19'a düşmüş. Deniliyor ki faizleri düşüyor. Ya bu nasıl bir mantık değerli arkadaşlarım? Hani meşhur hikaye var ya, eşeği kaybettirip sonra buldurma diye. Ya milletle alay etmeyin. Böyle bir şey yok. Bir de süreyle ilgili, yani 5 yıl, 5,5 yıl, 6 yıl olan süre 3 yılın altına düşmüş değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla Türkiye'nin borçlanma ile ilgili çok ciddi sıkıntıları var. Şimdi Sayın Bakan bugünkü konuşmasında ya biraz sıkıntıları kaybetti, yeni ekonomik durum, ekonomideki yeni gelişmeler falan gibi kriz karşılığı kelimeler üretti değerli arkadaşlarım. Ve bütün bunların sebebi 2013'ten itibaren başlayan saldırılar, işte Gezi saldırısı, daha sonra işte Almanya'nın saldırısı, Hollanda'nın saldırısı, Amerika'nın saldırısı filan. Değerli arkadaşlarım böyle değil bu iş. Yani saldırılar oldu olmadı ayrıca tartışırız, ederiz. Yani Trump'ın yapmış olduğu, Türkiye'yi tehdit ettiği cümlelerine Sayın Genel Başkanımızın verdiği cevabı biliyorsunuz. Ayrı bir şey. Bu saldırılar olur, ekonomide bir takım şeyler ortaya çıkar. Bunlar için tedbirler alınır. Ama öyle değil değerli arkadaşlar. Bakın saldırı ise Amerika'da 2008 krizinden sonra likidite pompalaması bütün dünyaya, dolarla boğması bütün dünyayı ve siz bu doların cazibesine kapılmanız, bol bol para çekmeniz ve bu parayı gerçekçi bir şekilde kullanmamanız, inşaata yatırmanız, yandaşa vermenizdir bu krizin temel sebebi değerli arkadaşlar. Eğer o gelen paralarla gerçekten teknoloji üretecek, katma değer üretecek ciddi yatırımlar yapsaydınız, 16 senedir iktidarsınız, eğitime yatırım yapsaydınız, sanayiye gerçek anlamda yatırım yapsaydınız, bu borçları şimdi rahat bir şekilde öderdiniz. Saldırı falan değil değerli arkadaşlarım. Bu sizin yanlışlarınızdan kaynaklanan bir durumdur. Bunun bu şekilde bilinmesi gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, felaket tellallığı falan da yapmıyoruz. Ciddi bir borç yükü altındayız. Yani 460 milyar dolarlık bir, 450 milyar dolarlık bir borç yükü var. Ve bunların büyük bir kısmı bir sene içinde ödenecek. Bunun, efendim şimdi, ya biz bunu öderiz, ya biz bunu öderiz de olmaz. Gerçek rakamlar ortaya koyacaksınız. Yok böyle bir rakam. Yani bir takım cambazlıklarla kaynak üreteceksiniz. Oradan alıp oraya satacaksınız. Üretmediniz elektriği satacaksınız. İşte ödenmeyen inşaat konut kredisini kıymetli kağıda çevireceksiniz. Onu satacaksınız. Bunlar kaynak falan değil. Bunlar cambazlıklar ve bu cambazlıklarla bu borç ödenmez değerli arkadaşlar. Ondan sonra da çıkıp başkalarını suçlayacaksınız. Hayır. Bunun temel suçlusu sizsiniz değerli arkadaşlar. Sizsiniz derken Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kastediyorum. Sizleri kastediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi de bu suçun ortağıdır değerli arkadaşlarım. Bakın Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer genel başkanı sürekli şekilde bize hakaret ediyor. Zillet ittifakı filan diyor. Değerli arkadaşlarım, zillet demek aşağılamak demek. Aşağılamak demek. Bakın
Bu meclis, bu hükümetin biraz evvel konuştuğumuz tutumlarından dolayı o kadar çok aşağılanıyor ki. Buna ortak oluyorsunuz değerli arkadaşlar. Ne demek Zillet İttifak? Sayın Bahçeli gibi bir beyefendiye bu şekilde konuşmak yakışıyor mu? Biz ne diyelim şimdi size? İllet İttifakı. Devam edin Sayın Bekaroğlu. Açalım mikrofonu. Cevap verirsin. Demiyoruz biz bunları. Ama bunlar yanlıştır. Bakın, suçlu kendisi sorumlu hisseden insan eğer o sorumluluktan çok ciddi bir şekilde rahatsız oluyorsa, bunu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı için de söylüyorum, ciddi bir şekilde anksiyete duyuyorsa, rahatsız oluyorsa, onu bastırmak için önce böyle bir problemin olmadığını kendine inandırır, bastırır, inkar eder, deniyor. Sonra karşı tarafa yansıtır, oradan gelir. Yalan söylüyorsunuz diye sürekli şekilde yalancı diye bizi suçluyor. O gün kalkmış çıkmış, biz de tam da kıyıların yağmalanması için plan bütçe komisyonunda kanun görüşürken çıkmış Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı çıkmış. Diyor ki işte kıyıları yağmalıyorlar, kapitalizm şöyle böyle. Ondan sonra çıkıyor ana muhalefet partisine 5 vakit yalancı diyor. Bu yansıtma savunma mekanizmasının patolojik bir şekilde kullanılmasıdır değerli arkadaşlar. Saygılarımı arz ediyorum. Teşekkürler Sayın Bekaroğlu.